Kendinizi yenileme zamanı geldi. Kulaklarınızı temizlemek için pamuklu çubuk mu kullanıyorsunuz? O halde bu çubukları biraz daha aşağıda, göbek deliğinizle kullansanız iyi olur. Sahi bu bölgeyi en son ne zaman temizlediniz? Çünkü bilim insanlarının yaptığı araştırmalar insan göbek deliğinde birçok bakteri olduğunu gösteriyor. Üstelik bunlardan bazıları zararlı. Yani göbek deliğinizi temizlemeniz gerekiyor. Fakat duş alırken sabunlu parmağınızla burayı ovalamanız yeterli değil. Eğer göbek deliğiniz içine dönükse bir pamuklu çubuğun ucuna tuvalet ispirtosu damlatıp onunla temizleyin. Çubuğun ne kadar kirli olduğunu görünce korkmayın. Bir tane daha alın ve pamuk temiz çıkana kadar aynı işlemi tekrarlayın. Daha sonra bir pamuklu çubuk daha alın ve musluk suyuyla ıslatıp göbek deliğinizi silerek tuvalet ispirtosundan kurtulun. Aksi halde cildiniz kuruyabilir. Artık yıkanabilirsiniz. Duştan çıktıktan sonra havlunuzun ucuyla göbek deliğinizi kurulamayı unutmayın. Eğer göbek deliğiniz dışa dönükse işiniz daha kolay. Bir bezi sabunlayarak köpürtün ve göbek deliğinizi silin. Sonra duşta durulanın ve çıktığınızda havlunuzda kurulayın. Hazır lafı açılmışken havlunuzu her 3 günde bir değiştirmeyi unutmayın. Çünkü havlular her kullanım sonrasında nemlenirler. Bu durum banyonuzun sıcaklığıyla birleşince bakteri ve mayaların üremesi için gerekli koşulları sağlamış olur. Havlunuz kötü kokmaya başladığı anda çamaşır makinesine atın. Kötü koku milyonlarca bakteri ve mayanın üremeye başladığının en belirgin göstergesidir. Tüm pamuklu çubuklarınızı göbeğinizde kullanıp bitirdiniz ve kulağınızı temizleyecek bir şey bulamıyor musunuz? Merak etmeyin, böylesi daha iyi. Kulağınızın iç kısmı çok hassastır ve pamuklu çubuk nedeniyle epey zarar görebilir. Ayrıca kulağınızı parmağınızla da kurcalamayın. Aksi halde kulak kirinin daha derine inmesine yol açabilirsiniz. Kulak kirini düzgün bir şekilde temizlemek için bir göz damlası pompası alın ve içini bebek yağı, mineral yağı veya oksijenli suyla doldurun. Her iki kulağınıza da bundan birkaç damla damlattıktan sonra günlük hayatınıza devam edin. Kulak kiri birkaç gün içinde yumuşayacaktır. Daha sonra bir kağıtçuk damlalık alın, içini ılık suyla doldurun ve dikkatlice kulak yolunuzu temizleyin. Başınızı yana doğru eğin ve kulak memenizi çekerek daha rahat erişim sağlayın. Damlalığı çok fazla sıkmayın, aksi halde kulağınıza su kaçırabilirsiniz. Durulama işlemi bittikten sonra başınızı diğer tarafa çevirip suyun dışarı çıkmasını sağlayın. Aynı işlemi diğer kulağınızda da tekrarlayın ve daha sonra kulaklarınızın dış kısmını peçete ya da pamukla silin. Eğer hepsini bitirmediyseniz bu işlem için pamuklu çubuk kullanabilirsiniz. Fakat çok derine girmemeye dikkat edin. Eğer bu temizlik sürecinden sonra bile kendinizi rahatsız hissederseniz aynı işlemi birkaç günün ardından tekrarlayabilirsiniz. Probleminiz devam ederse bir doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Kulağınızın arkasındaki kısımları da ihmal etmemelisiniz. Bu bölgeye yeteri kadar ilgiyi göstermezseniz zamanla burada yağ bezlerinin meydana getirdiği salgı olan sebum birikir ve çok geçmeden peynir gibi kokmaya başlar. Bu kulağınızın arkasında çok fazla bakteri olduğunun habercisidir. Duştan önce bir pamuk parçasını beyaz sirkeye batırıp bu kısmı silin. Bu sayede hem sebumdan hem de mikroplardan kurtulmuş olursunuz. Ardından duşa girerek her zamanki gibi yıkanın. Dişlerinizi günde iki kez fırçalayıp her seferinde gargara kullansanız bile nefesiniz kötü kokabilir. Bunun sebebi dilinizin üzerinde bulunan bakterilerdir. Yani dilinizi temizlemeyi unutmayın. Özellikle dilinizin üzeri beyaz bir katmanla kaplıysa daha dikkatli olmalısınız. Bunun için dil temizleyici özel ürünler alabilirsiniz. Fakat temiz bir kaşık ya da diş fırçası da işinizi görecektir. Dilinizi çıkarın ve temizleyiciyi olabildiğince geriye götürerek dilinize bastırın. Sonra dilinizin tüm yüzeyini fırçalayarak ya da kazıyarak en uca kadar gelin. Fakat bu hareketi ters yönde yapmayın. Ne de olsa tüm bu kiri yutmak istemezsiniz, değil mi? Ardından fırçanıza durulayın ve dilinizin üzerindeki tabakadan kurtulana kadar aynı işlemi tekrarlayın. Temiz nefes ve daha iyi görünen bir dilin yanı sıra tat alma duyunuzun da arttığını hissedeceksiniz. Tat alma tomurcuklarınızın üzerini kaplayan tabakadan kurtulacağınız için tatlı, ekşi, acı ve diğer tatları daha rahat alabilirsiniz. Kirli tırnaklar hem göze çirkin gelir hem de zararlıdır. Örneğin bir yerinizi kaşıdığınızda cildinizde göremeyeceğiniz kadar küçük yarıklar oluşturursunuz. Eğer tırnaklarınız temiz değilse altlarındaki kir ve mikroplar bu şekilde kanınıza karışabilir.
Genellikle düzgün bir tırnak bakımı için ellerinizi sabunla yıkamanız yeterlidir. Bu yöntem kirlerden kurtulmanız için yeterli olmuyorsa, tırnaklarınızın altını sabunlu suda ıslattığınız bir pamukla temizleyebilirsiniz. Vücudunuzda bir piercing varsa onu da doğru ve düzenli şekilde temizlemeniz gerektiğini unutmayın. Öncelikle vücudunuzdaki bu aksesuarın hangi maddeden yapıldığını öğrenin. Nasıl bir yol izleyeceğinizi ise doktorunuza ya da piercingi yaptırdığınız yere sorabilirsiniz. Birçok aksesuar için salin durulama işe yarar. Bunun için steril salin satın alabilirsiniz. Alternatif olaraksa tuzlu su karışımı kullanabilirsiniz. Yarım kaşık iyotsuz deniz tuzunu bir bardak ılık suyla karıştırmak yeterli olacaktır. Piercing olan bölgenize mikrop bulaştırmamak için ellerinizi iyice yıkayın. Sonra tuzlu su çözeltisini piercingin olduğu bölgeye uygulayın. Farklı bölgelerdeki piercingler için farklı yaklaşımlar sergilemeniz gerekebilir. Örneğin kulak çevrenizi karışımla ıslattığınız temiz bir sargı beziyle temizleyebilirsiniz. Göbek deliği ve çevresini temizlemek içinse karışımın olduğu bardağı alıp dikkatlice bölgeye dökebilirsiniz. İşleminizi bitirdikten sonra bölgeyi bir peçete yardımıyla silin. Eğer piercinginiz yeni yapıldıysa normal havlu kullanmamaya özen gösterin. Çünkü yakın zamanda yıkamadıysanız içinde zararlı mikroplar barındırabilir. Ayağınızı sabun veya duş jeliyle yıkamak yeterli değildir. Ayağınızın derisi vücudunuzun diğer her yerinden daha kalın ve serttir. Üstelik siz yaşlandıkça daha da sertleşir. Ayağınıza iyi bakmazsanız buradaki deriniz zamanla çatlayarak rahatsızlığa yol açar ve enfeksiyon riski doğurur. Bu durumun önüne geçmek istiyorsanız ayaklarınızın sığabileceği kadar büyük bir kabı ılık suyla doldurun. Daha sonra deniz tuzuyla ayaklarınızı ovalayın. Özellikle topuk ve parmak altlarınıza yoğunlaşabilirsiniz. Çünkü yürürken en çok etkilenen kısımlar buralarıdır. Ardından ayaklarınızı hazırlamış olduğunuz ılık suda 10 dakika boyunca bekletin. Bu sürede sosyal medyanıza göz atabilir ya da YouTube'dan bir olumlu bak videosu daha seyredebilirsiniz. Sonra ayaklarınızı ponza taşıyla ovalayıp dökülen derilerden arındırın ve bir havluyla kurulayın. Bu işlemi haftada en az bir kere tekrarlarsanız ayaklarınızın ne kadar rahatladığını hissedebilirsiniz. Dirseklerinizin vücudunuzun geri kalanına göre daha koyu bir renkte olduğunu fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi buradaki derinin daha ince ve esnek olmasıdır. Cildinizdeki ton farkını dengelemek için dirseklerinizi temizleyip nemlendirmeye zaman ayırmalısınız. Duş alırken dirseklerinizi köpürtüp yıkamalı ve üzerine nemlendirici sürmelisiniz. Daha sonra bu bölge için özel olarak üretilen ürünleri de kullanabilirsiniz. Birkaç hafta boyunca bu şekilde devam ederseniz farkı kesinlikle görürsünüz.